Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi insanların bilişsel gelişim temellerini konuşacağız. Piaget'i konuşacağız, Vygotsky'den bahsedeceğiz, Brunner'den bahsedeceğiz. Bilişsel gelişim temelleri, hangi yaşta hangi bilişsel gelişim özellikleri ortaya koyduğumuz ve bunların dönemleri, bunların dönem özellikleri sınavda çıkan bir alan. Biliyorsunuz gelişim psikolojisiyle de aslında ortak alanlardan bir tanesi. Şimdi bir bakacak olursak ben Piaget ile başlamak istiyorum. Öncelikli olarak Piaget, hani şu hep anlatılır ya, İsviçreli bilim adamları demiştir ki falan diye. İşte tam olarak İsviçreli bilim adamlarından bir tanesi Piaget. Kendisi aslında Fransız kökenli. Adına bakarsanız Jean Piaget falan hani. Aslında Fransız bir ismi ama kendisi İsviçre'de yaşıyor ve İsviçre'de bilim yapan bir psikolog. Çocuklarla yaptığı çalışmaları var ve çocuklarla yaptığı çalışmaları artık bir ekole ve okula da dönüştürmüş ve Zürih'te Cenevre çocuk evlerini kurmuş Piaget ve bu süreçte çocuklarla daha fazla çalışma yapma imkanı da bulmuş. Biz biliyoruz ki Piaget'in aslında ilk çalışmaları kendi çocuklarıyla, Loren var, 3 tane çocuğu var Piaget'in. Onlarla yaptığı çalışmalardan etkileniyor ve esinlenerek aslında çalışmaları ortaya koyuyor. Aslında ben Piaget'i bu noktada anlıyorum. Mesela ben de yeğenlerime bakarak hakikaten onların böyle o bilişsel dönemlerinde tipik olarak ortaya koyduğu davranışları gördüğümde hakikaten Piaget haklıymış diyebiliyorum. Bazen de ya Piaget burada bunu söylemiş ama yani evet bu bundan bir 10 sene 20 sene önce böyleymiş ama artık pek de böyle diyemeyiz diye de düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla Piaget çok önemli bir adam. Yani bilişsel gelişimi öğrendiğimiz isimlerden bir tanesi Piaget. Piaget'in temel kavramlarını, Piaget'in dönemlerini, Piaget'in dönem içerisinde söylediği özellikleri tek tek konuşuyor olacağız. Şimdi gençler, öncelikle Piaget'in temel kavramlarıyla başlayalım. Daha doğrusu şöyle, size bir şey yapayım ben, kavram haritası yapayım. Piaget'i önce bir bütünü görelim. Bir tarafta Piaget'in temel kavramları var. Bir tarafta Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri var. Şimdi temel kavramlar dediğimizde Piaget hepimiz için geçerli olan, hepimizde olduğunu varsaydı bazı özelliklerden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi olgunlaşma. Bir tanesi yaşantı, kültürel aktarım, örgütleme, dengeleme. Ve buradan yola çıkarak bir bağlantı kuruyor Piaget. Adaptasyon. Adaptasyon da kendi içinde iki kavramla açıklanıyor. Özümleme ve uyumsama. Şimdi biz Piaget'in temel kavramları dediğimizde tek tek bunları konuşacağız. Bir de Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri var. Bunlara baktığımızda birincisi duyusal motor dönem, işlem öncesi, somut işlemler ve soyut işlemler. Piaget'in kuramı arkadaşlar bunlardan ibaret. Tabii bu kadar deyip geçmeyi isterdim ama ÖSYM tarafından Piaget'in hemen hemen her şeyi sorulabiliyor. Biz de tek tek bunları detaylı bir şekilde sizlerle inceleyeceğiz. Peki o zaman devam ediyoruz. Öncelikli olarak Piaget'in temel kavramları. Temel kavramlarından birincisi arkadaşlar olgunlaşma. Olgunlaşma neydi? Piaget'in yani genel anlamda organizmanın zihinsel olarak bir işi yapabilecek düzeye gelmesiydi. Ama biz burada tamamıyla zihinsel olgunlaşmadan bahsediyoruz. Yani aslında organizma belli zihinsel yeterliliklere sahip olduğunda belli dönemlere giriş yapıyor Piaget'e göre ve o dönemin özelliklerini ortaya koyuyor.
Ve zihinsel olgunlaşma Piaget'in kuramında en önemli kavram. Yani yarın öbür gün neye bakarsak bakalım Piaget'in kuramında ergen egosentrizmi olabilir, korunum kazanamama olabilir, kendine has ahlak sistemi oluşturmak olabilir. Bunların hepsinin temelinde hangisi vardır, en fazla hangisi etkili olmuştur diye soracak olunursa bizim gönül rahatlığıyla zihinsel olgunlaşmadır dememiz gerekiyor. Peki devam edecek olursak ikinci faktörü Piaget'in temel kavramı yaşantı. Yani burada anlamamız gereken şey deneyimlerdir. Arkadaşlar bizim kendimizin yaşadığı bireysel deneyimler, okula gitmek, ailemizden bir şekilde ne bileyim işte bize bir şey öğretmişlerdir, kendimizi deneyim kazanmışızdır, resim yapmışızdır, işte ne bileyim futbol oynamışızdır. Bunların hepsi birer bireysel deneyimdir. Ve bu bireysel deneyimler çerçevesinde biz biliyoruz ki bu yaşantıların her biri bizim zihnimizin şemalarını büyüten ve genişleten bir anlam kazandırır. İnsan beyni plastisite özelliğine sahiptir. Yani esner. Esnedikçe de aslında daha fazla şeyi öğrenebilecek bir potansiyeli de ortaya koymuş oluruz. O yüzden Piaget der ki insanlara büyüme çağlarında olabildiğince uyarıcı zenginliği sunmak gerekir ki bu insanlar daha fazla bir bilişsel süreci ortaya koysunlar. Devam edelim. Üçüncüsü kültürel ya da toplumsal aktarım. Bu diğer isimleri önemsiyorum. Bunun diğer adı sosyal geçiş. Evet. Bu kalemleri ben sevmiyorum ya. Hayır, çok kalın yazıyor. Ben kalın yazmasından rahatsızım. Daha böyle narin yazsın istiyorum. Bu da biraz şey. Mesela şundaki zarafetle şundaki şey. Teşekkür ediyorum. Yani biz arkadaşlar kalem şeyimiz var. Ben şu kalem dışında bu kalemin mavisi ve kırmızısını kullanıyorum. Taş çatlasa siyahını kullanırım. Şu kalemleri de hiç sevmiyorum yani. Şimdi sosyal geçiş şu demek. Bana toplumdan gelenler yani aile, öğretmen, toplum, kültür. Mesela insan sonuçta içinde bulunduğu toplumun dilinden etkileniyor, geleneklerinden etkileniyor, yemeklerinden etkileniyor. Her şeyi biz aslında öğreniyoruz ve toplum ya da ailem bana nasıl davranmam gerektiğini, nasıl yemek yemem gerektiğini, nasıl insanlarla konuşmam gerektiğini öğretiyor. İşte bu kültürel aktarım ya da sosyal geçiş ya da sosyalizasyon dediğimiz bir süreçtir. Ve bu şekilde ifade edilir. Soru olarak eğitim bilimlerinde de hiç gelmedi bu zamana kadar ama gelse şöyle olurdu. İşte Ahmet bir gün bir resim yapmaktadır. Biri ev resmi yapar ve öğretmeni der ki Ahmet evlerin çatısı öyle olmaz, böyle olur der. Ve Ahmet bugünden sonra işte evleri arkadaşları gibi aynı şekilde yapar. Aslına bakarsanız bu iyi bir şey olabildiği gibi bazen insanların yaratıcılığını sınırlandıran, düşüncelerini de sınırlandıran bir yapı ortaya koyabilir. Yani böyle bir risk de var. Devam ettim. Piaget'in diğer kavramları örgütleme ve dengeleme. Şimdi gençler, örgütleme denilen şey zihinsel organizasyondur. Ve organizmanın birden fazla durum arasında ilişki kurmasıdır. Birden fazla durum arasında ilişki kurmasıdır. Şundan bahsediyorum. Mesela işte hatta onu çizeyim. 2011'de bir soru gelmişti eğitim bilimlerinde. Bir tane resim var. İşte şöyle bir arı. Tacı olan bir arı. Ve bunun adı kraliçe arı. Çocuk kraliçe arı dediğinde öğretmen arıyı taç takan dişi bir böcek olarak çiziyor.
Ve bunun cevabının ne olduğunu sordu ÖSYM. Yani çocuğun bunu bu şekilde resmetmesi hangisiyle açıklanır diye sordu. Biz buradan şunu anlıyoruz. Çocuğun kafasında bir kraliçe şeması var. Taç takan bir kadın. Çocuğun kafasında bir arı şeması var. İğnesi olan, kanatları olan bir böcek. Çocuğa ben kraliçe arı dediğimde çocuğun kraliçe ile arıyı birleştiriyor olması ne olacaktır? İşte size örgütlemedir. Deniz kestanesi gibi atıyorum şu an yani. Şimdi fonksiyonel değişmezlere birazdan geleceğim. Şimdilik buraya bir virgül koyuyorum. Dengeleme isteğine geliyorum. Piaget diyor ki insan dengede iken öğrenme ortaya çıkmaz. Öğrenme için dengesizlik gerekir. Tabii bu dengesizlik arkadaşlar ruhsal bir dengesizlik olmazsa seviniriz. Çünkü toplumda ruhsal dengesiz olan çok fazla insan var. Dolayısıyla böyle bir şey istemiyoruz. Piaget'in bahsettiği şey zihinsel dengesizlik. Hani kafam karıştı. Bu böyle miydi ya? Bu nasıl böyle oluyor? Hani böyle şaşkınlık ifademiz var ya, işte bu şaşkınlıklarımız aslında bir şeyi öğrenmeye hazır olduğumuzu ifade eder. Çünkü ben bilmiyorumdur demek ki. Demek ki benim şemalarımda böyle bir şey yoktur ve ben gerçekten şoka girmişimdir ve öğrenmek istiyorumdur. Bazen bizim yaşadığımız bir sorun oluyor öğretmenlerde. Bazı öğretmenler bir iki kere sınava girdikten sonra şöyle düşünüyorlar. Tabii haklı olarak mutlaka çok çalışmışlardır ama ben bu konuyu biliyorum. Ben bu konuyu işte çalışmasam da olur. O kadar büyük bir yanılgı ki bir şeyi ne kadar biliyorsan bil, hiçbir zaman tam biliyorum diyemezsin. Şimdi ben kendime bakıyorum. Üniversite birinci sınıftan beri psikoloji eğitimi alan bir insan olarak, bu işin yüksek lisansı, doktorasını yapan bir insan olarak, akademisyenliğini yapan bir insan olarak düşünüyorum. Hala okuduğumu fark ediyorum. Mesela Ankara'ya geliyorum, arabamda kitaplar, bavulumda kitaplarla geliyorum. Çünkü öğrenmeyi istiyorum. Yani daha fazla bir şeyler yazılmış olmalı. Literatürde binlerce yayın var. Piaget ile alakalı yazılmış, Freud ile alakalı yazılmış ve bunların hepsini biliyor olamayız yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Ve ben bu işin eğitimci tarafında da, burada da mesela her sene şunu düşünüyorum. Acaba yeni bir şey var mı? Acaba öğrencilerime aktarabileceğim yeni bir şey söz konusu olabilir mi? Bunu söylemezsem ben yeni bir şey katamam kendime. Bunu öğrenme sürecindeki herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. En iyisi olamazsın. Sen en iyisi değilsin yani. Ve en iyisi olsaydın daha farklı bir noktada olman gerekirdi. Öğrenmeye açık olmak lazım arkadaşlar. Bunu biliyorum ben zaten dememek lazım. Geçen videolarda size ne dedim? PDR öğrencilerinin en çok hata yaptığı yerlerden bir tanesi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok iyi bildiğini düşünüyor herkes. Araba kullanırken, araba kullanmayı ilk öğrendiğinizde kaza yapmazsınız. Genelde insanlar arabayla kazayı çok iyi bildiklerini düşündüğü zamanlarda yaparlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Yani ben mesela araba konusunda da hep şunu söylerim. Arabayı kullanırken insanın her daim bir acemiymiş gibi kendini görüp o şekilde araba kullanması gerekir. Bakın ben biliyorum, ben bunu zaten işte yapabiliyorum dediğiniz noktalarda hata şansınız daha fazladır. Hata ihtimaliniz daha fazladır. Bunu kendinize yapmayın. Piaget çok doğru bir şey söylüyor. Dengesizlik gerekir diyor. Yani hep dengede durarak öğrenme sağlayamazsın. Dengeni kırman gerekiyor. Dengeyi kırman gerekiyor. Ve bunu şöyle şematize ediyor. Dengedesindir. Dengede olmak aynı zamanda adaptasyon halinde olmaktır. Sonra yeni bir durum ortaya çıkar ve ortaya çıkan şey dengesizliktir. Dengesizlik yaşayan organizmanın zihinsel anlamda yapacağı iki tür davranış vardır. Bir tanesi özümlemedir, bir tanesi uyumsamadır. Ama
özümleme de yapsanız, uyumsama da yapsanız sonuç çok da fazla değişmeyecektir ve tekrar denge noktasına varacaksınızdır. Yani şu nokta artık tekrar dengedir. Ben demiyorum ki hep dengesiz kalın. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Piaget diyor ki, öğretmenlere bir tavsiyesi var. Diyor ki, öğrencilerinizin kafasını karıştırın. Ortaya bir kılçık atın, bırakın çözsünler. Ama diyor, sorduğunuz sorunun diyor cevabını söylemeden sınıftan da çıkmayın. Ben mesela sınıflarımda Piaget'in bu dengesizliğini çok kullanırım. Bilerek ya da bilmeden çok yaptığım bir şeydir. Öğrencilerin kafasını karıştırırım, iyice böyle dağıtırım ama en sonunda toplar, öyle çıkarım. Bu böyle bir şey. Yani dengesizlik yaşayın ki, ya acaba bu nedir diye sorun ki öğrenin. Hikaye bu kadar. Şimdi çok önemli bir şeyden bahsedeceğim gençler. Şurayı siliyorum. Şimdi Piaget'in kuramında biz örgütleme, dengeleme ve aslında bizim bahsettiğimiz anlamda fonksiyonel değişmezler dediğimiz kavramlarımız var. Şimdi fonksiyonel değişmezlerin ne anlama geldiğini söyleyeyim. Fonksiyonları değişmeyen şeyler. O zaman şunu anlıyorum. Doğuştan gelir. Her insanda aynıdır. Ve tüm yaşam boyu devam eder. İnsanoğlunda doğuştan gelen, hayat boyu süren iki tane temel bilişsel özellik vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar örgütlemedir. Bir tanesi adaptasyondur. Ve aslında yine bir fonksiyonel değişmezler olan ama her ikisini de dengede tutan bir dengeleme mekanizması vardır. Ay yazamadım, dengeleme diyeyim. Şimdi az önce örgütlemeden ve dengelemeden bahsettim. Şunu söylemek istiyorum. Bakın, bizim için örgütleme ve dengeleme, bu iki tane bilişsel özellik doğuştan gelir ve dünyaya geldiğimiz andan itibaren biz bunları ortaya koymaya başlarız. Yani yeni doğan bir bebek de örgütleme yapar, yeni doğan bir bebek de denge kurmak ister ve hayata adaptasyon yaşamak ister. Dolayısıyla bu bizim ölene kadar bütün hayatımızda yaptığımız bir bilişsel davranıştır. Piaget diyor ki, kardeşim diyor, bu iki tane özellik, yani örgütleme ve adaptasyon doğrudan diyor bizim fonksiyonel değişmezlerimizdir. Dengeleme de bir fonksiyonel değişmezdir ama her ikisinin de aslında, yani her ikisi için temel bir denge kaynağıdır. O yüzden o çok daha büyük bir bilişsel yapı olarak karşımıza gelir. Yani fonksiyonel değişmezler dediğimizde örgütleme, adaptasyon bizim temel fonksiyonel değişmezlerimizdir. Aslında şunu da söyleyeyim. Yani şimdi gerçi onu özümleme, uyumsamayı anlatırken söyleyeyim. Şu an kafanız karışmasın. Buraya kadarki kısımda ben şunu anlıyorum. Piaget'in temel kavramları bunlar. Örgütleme, dengeleme. Biz bunları konuştuk. Sınavda çıkma ihtimalleri çok yüksek. Ve bu konuda lütfen dikkat edin. Örgütleme, dengeleme, adaptasyon, tüm bunlar doğuştan gelen ve hepimizde olan bilişsel davranışlar dedik. Şimdi adaptasyon, özümleme ve uyumsama kavramlarını konuşup devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.